Sayın Başkanım, saygıdeğer divan başkanlarım, saygıdeğer Galatasaraylılar, Gisiyat ailesi, hepinize ilk önce hayırlı Ramazanlar diliyorum. Galatasaray, İbrahim Başkan'ın belirttiği üzere zorlu bir süreçten geçiyor. Bu zorlu süreç sadece Galatasaray'a mahsus değil, ülkemizin spor sektörü, hatta ekonomisi de aynı süreç içerisinden geçiyor. İbrahim Başkan'a ilk önce bizlerin hizmet etmiş şerefine nail olduğumuz dönem içerisinde kendisine başta ve yönetim kuruluna herhangi bir Galatasaray'ın siyasetini gözetmeden Galatasaray'ın bila istisna tüm konularına ve problemlerine koşturarak hiçbir karşılık beklemeden döneminde göstermiş oldukları hizmet için teşekkür ederim. Çok güzel hizmetler yaptılar. Bunları anlatmadılar. Onları da sizlerle paylaşmak isterim. Adeta geri planda Galatasaray için ciddi anlamda mücadele verdiler ve bunun karşılığında da herhangi bir beklentileri hiçbir şekilde olmadı. Umarım tüm Galatasaray adını taşıyan derneklere de örnek olacak ileride bir duruş olur. Konuşmamı kısa tutacağım. Bu başkanlığım döneminde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak sizlerle son bir araya gelişim. Gelecekte o oldu, bu oldu, şunlar bunu yaptı vesaire gibi Galatasaray'ın geleceğine hiçbir faydası olmayacak konulara değinmeyeceğim. Gelecekle ilgili sıklıkla söylendiğim ama duyulmadığını hissettiğim bazı konulardan size bahsetmek istiyorum. Evet, Galatasaray çok zor bir dönemde ve bu zor dönemi ancak dönemin zorluğunu ve problemlerin büyüklüğünü anlayarak aşabiliriz. Son dönemlerde gözlemlediğimiz ki bu son dönemi uzun bir yıllar arasına sıkıştırabiliriz. 15-20 sene diyebiliriz. Galatasaray'ın geleceğini düşünmek yerine Galatasaray'ın getirdiği gücü paylaşma mücadelesi maalesef Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısına büyük bir darbe vurmuştur. Ve geldiğimiz noktada bütün Galatasaraylıların bireysel olarak çok büyük bir sorumluluğu var. Söylediğimiz kelimeler, diğer Galatasaraylılarla ilgili ettiğimiz laflar, birbirimizle konuşurken takındığımız üslup, bunlar belki karşıdakini incitiyor ama bunun Galatasaray'a büyük bir zararı, bölünmesine katkısı olduğunda farkında olmamız lazım. Ve artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini bir kenara bırakıp Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir bir Galatasaray geleceğinde hep birlikte yaşama mücadelesi vermemiz lazım. Bunu sürekli söylüyorum. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep söylerlerdi Galatasaray'a bir şey olmaz. Hayır olur. Bugün Galatasaray değerlerinin, bizleri Galatasaraylı yapan değerlerin ne kadar yıprandığını, aslında bizi farklı kılan değerleri aslında kendi içimizde yaşamaktan ne kadar uzaklaştığımızı düşünürseniz, bunun üzerine bir de uzun zamandır yaptığımız paylaşım kavgalarının Galatasaray'a ne maliyeti olacağını düşünmeden maddi olarak da ciddi anlamda Galatasaray'ı dönülmez bir yola soktuğumuzu düşünürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi, manevi özgürlüğü kaybedenin de kendi değerlerini korumasının çok zor olduğu gerçeğini göreceksiniz. Bizler genel kurulumuzun vermiş olduğu karara saygılı olarak, saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda bir seçim ilan ettik. Burada değerli iki Galatasaraylı Sayın Eşref Amcaoğlu ve Sayın Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle beraber taşın altına ellerini koydular. Bizler de Galatasaraylı olarak bu sürecin onlar geldiği andan itibaren hemen içine girebilecekleri, hızlı şekilde adapte olabilecekleri, Galatasaray'ın bekleme lüksü olmayan sorunlarla hemen ilgilenebilecekleri şekilde göreve gelmeleri için onlara istedikleri her türlü bilgiyi vermeye,
Galatasaray'ın tüm kanallarını, tüm mecralarını Galatasaray demokrasisinin olması gerektiği gibi kullanmalarına, kendilerine anlatabilmelerine ve Galatasaraylılarında kendilerini izleyebilmelerine olanak sağlayacak şekilde son derece şeffaf bir şekilde açıyoruz. Bunu da görevimizin sonuna gelmeden önce Galatasaray'a verebileceğimiz son önemli hizmet olarak görüyoruz. Ben huzurlarınızda 1905 Kisiyet ailesine tekrar teşekkür ederken, bu dönemde farklı fikirler olsa da birlikte uzun bir dönem geçirdik İbrahim Başkan ve ekibiyle. Eğer sürçülisan ettiysek affola, birbirinden değerli adaylar ve ekiplerine önümüzdeki seçimde sonsuz başarılar diliyorum. Ve sizlerden başkanımız kim olursa olsun, ondan sonra seçildikten sonra Galatasaray konuları sadece ortada olmak kaydıyla onları eleştirmek, çalıştırmamak değil, onları çalışmaya teşvik etmek, ihtiyaçları olduğu zaman da eleştirmek yerinde yanlarına olmayı bir görev edinmenizi sizlerden eski bir başkan olacak olan bir arkadaşınız, kardeşiniz olarak rica ediyorum. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun.